Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenu ittakullâhe hakka tukâtih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Yahya Ennevevi rahimahullah'ın Riyadu's-Salihin adlı hadis derlemesini okumaya devam ediyoruz. En son 66. bapta Bab-ı istihbâbi ziyâretil kubûri lirrical ve mâ yekûluhu'z-zâiru. İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki bu bapta kabirleri, erkeklerin kabirleri ziyaret etmesinin istihbabı, mustahap oluşu. Ve mâ yekûluhu'z-zâiru. Ve kabirleri ziyaret eden, mezarlığa gidip mezarlığı ziyaret eden kimsenin söylemesi gereken, müstehap olan dualar. Dikkat ederseniz İmam-ı Nevevi rahimahullah burada bizlere sanki bir hüküm veriyor. Diyor ki Bab-ı istihbâbi ziyâretil kubûri lirrical. Erkekler için kabirleri ziyaret etmenin müstehap oluşu babı. Çünkü biliyorsunuz mutlak olarak yani kadınların da kabirleri ziyaret etme, yani hem erkekler hem kadınların kabirleri ziyaret etme meselesi mutlak olarak cevaz verilen bir mesele değil. Yani kadınların kabirleri ziyaret etmesi konusunda ne var? İhtilaf var ilim ehli arasında. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmesinde ise bir ihtilaf yok. Az sonra hadislerde de gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir süre kabirlerin mutlak olarak herkes tarafından ziyaret edilmesini yasaklıyordu. Aleyhissalatü vesselam kabirleri ziyaret edilmesini yasaklıyordu. Neden bu yasağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetine yasaklamıştı? Şundan dolayı, çünkü insanlar hadis-u ahdin, insanların İslam ile olan bağlılıkları, İslam'a girişleri yeniydi. Şirk ahdi, şirk dönemi, şirk yaşanmış olduğu topluluktan çıkan insanlar henüz yeni çıkmışlardı. Bundan dolayı kabirler de şirkin en çok vuku bulduğu yerler olduğu için Allah ile birlikte ibadet olunan, el açılan, şefaatleri umulan yerler olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tevhidin, Allah-u Teala'yı birlemenin kalplerde istikrar sağlanmasına, kalplerde kendine yer bulmasına kadar ne yaptı? Kabir ziyaretini yasakladı. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam kuntu nehaytukum an ziyaratil kuburi. Ben ne yaptım? Sizleri kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Şimdi ise ne yapın diyor? Fezuruha. Şu an kabirleri ne yapabilirsiniz? Artık ziyaret edebilirsiniz. Hatta rivayette diyor ki zira kabirleri ziyaret etmek ne yapar? Ahireti hatırlatır. Kabirleri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Bu lafız çok önemli bir lafız. Ahireti hatırlatır lafzı. Çünkü az sonra İlim ehli arasındaki ihtilafa değineceğiz. Kadınların ziyaret etmesi meselesine. Orada bu lafıza da ihtiyacımız olacak. Kadınların kabir ziyareti hususunda alimlerin cumhuru İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın nakletmesiyle diyor ki el-cevaz. Yani kadınların kabiri ziyaret etmesini caiz görüyorlar. Hatta İbn-i Hacer diyor ki buradaki diyor cevaz ziyaretil makabir kâne zâiru raculan ev imra'aten. Tabi İmam Nevevi diyor ki bil cevaz kata'al cumhur. Cumhur kabirleri ziyaret etmenin caiz olduğunu kati olarak söyledi. Tabi burada İmam Nevevi'nin
sözünden şey anlaşılmıyor. Hani erkekler için mi, kadınlar için mi? İbn Hacer de diyor ki bi cevazi ziyaretil makabir kana zairu raculan ev imraten. İster erkek olsun, ister kadın olsun, kabirlerin ziyareti mutlak manada, yani genel manada nedir? Caizdir. Genel manada. Ama az sonra gelecek istisnalar, eğer kadınların kabirlere gidip, mezarlara gidip ağlama gibi, vaveylalar atma gibi, üstünü başını yırtma gibi, Allah'ı razı etmeyecek şeyler söyleme gibi bir şey olacaksa, o zaman da diyorlar ki nedir? Haramdır. O zaman da haramdır. Tabi az sonra mezheplerin görüşlerine geçeceğiz. Bununla alakalı önce hadislere değinelim. Bir rivayet ki bu rivayetin zayıf olduğunu söylüyor ilim ehli. La'anallahu zairatil kubur. Allah kabirleri ziyaret edenleri ne yaptı? Bayan kadınları lanet etti. Veyahut da lanet etsin. İki manada da ne yapabilir? Tercüme edilebilir. Bu rivayet Şeyh Albani Rahimahullah da zayıf diyor. Sahih olan rivayet hangisi? La'anallahu zuvvaratil kubur. Zuvvaratil kubur. Allah Teala kabirleri ne yapan? Çokça ziyaret eden, sık sık ziyaret eden kadınlara ne yapsın? Lanet etsin. İşte ilim ehli burada ihtilaf ediyor. Diyorlar ki bir grup alim kadınların diyorlar mutlak olarak kabir ziyareti nedir? Haramdır. Kadınlar ne yapamaz? Kabirleri ister sık sık olsun, ister az arayla olsun kabirleri ziyaret edemezler. Çünkü diyorlar buradaki mübalağa sıygası her zaman ne ifade etmez? Mübalağayı ifade etmez. Diyorlar ilk başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Bu baptaki zikredilen hadiste de olduğu gibi. Ben sizlerin kabir ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edin diyerek genel bir izin vermiş erkek ve kadınlara. Ardından da bu hadislerle demiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La'anallahu zevvaratil kubur. Allah Teala ne yapsın? Kabirleri ziyaret, çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Tabi bu hadis sahibi. La'anallahu zuvvaratil kubur. Bir grup alim diyor ki kadınların mutlak olarak kabirleri ziyaret etmesi nedir? Haramdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın, öğrencisi İbnül Kayyim Rahimahullah'ın görüşü de bu. Bugün Suudi Arabistan'daki büyük alimlerin de Şeyh Abdülaziz Bin Baz gibi, Şeyh Salih el-Fevzan gibi alimlerin de görüşleri bu şekilde, bu cihette. Diyorlar ki kadınların kabir ziyareti nedir? Mutlak olarak haramdır. Mezheplere gelince, mezheplerin ki bakıldığı zaman Hanefi mezhebi, eğer tabi söylemiş olduğumuz şart ile kadınların gidip kabirlere ziyaret sırasında haram olan şeyleri, Allah razı olmadığı şeyleri yapacaklar ise haram. Diyorlar ki ama bunun dışında kadınların da ne kabirleri ziyaret etmesi nedir? Sünnettir. Erkekler gibi ne yapabilir? Gidebilirler. İmam Şevkani Rahimahullah da bunu destekliyor. Diyor ki çünkü hadiste ne diyor? Sizlere kabirleri ziyaret etmek ne yapar? Ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlamaya erkeklerin ne kadar ihtiyacı varsa diyor ki kadınların da bir o kadar neye var? Ölümü hatırlamaya ihtiyacı var. Ancak çokça ziyaret etmedikleri sürece ve kabirlere sık sık gidip oralarda ziyaret edip orada çığlık atmayacakları sürece, bağırmayacakları, Allah'ı razı etmeyecek şeyler yapmadıkları sürece diyorlar ki nedir? Hanefi mezhebi kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Şeyh Albani Rahimahullah'ın da görüşü bu. Allah rahmet eylesin. Diyor ki evet. Deliller de diyor bunu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bütün delillere topluca baktığımız zaman görüyoruz ki nedir? Kabir ziyaretinin kadınlara da ne olması? Sünnet olmasıdır. Az sonra delilleri zikredeceğiz. Şeyh Albani'nin de zikrettiği Hanefi mezhebinin de delillerini. Şafii mezhebi ve Maliki mezhebinin görüşü, mezhep görüşü kadınların kabirleri ziyaret etmesi nedir? Mekruhtur. Kadınların kabirleri ziyaret etmesi mekruh. Bakın haram demiyorlar. Mekruhtur diyorlar. İmam Ahmed İbn Hanbel'den de bir ne var? Bu konuda rivayet var. Tabi İmam Ahmed İbn Hanbel'den kabirleri ziyaret etmenin mendup olduğu hakkında, kadınların ziyaretinin mendup olduğu hakkında da rivayet var. Mekruh olduğu hakkında da ne var? Rivayet var. Tabi bazıları tafsile gitmiş, ayrıntıya gitmiş. Diyorlar ki yaşlı kadınlara mubahtır, genç kadınlara da nedir? Diyorlar ki genç kadınlara da haramdır. Neden? Çünkü diyor, yaşlı kadınların artık orada çığlık atması, bağırması daha az ihtimallidir. Gençlerin ise daha çok ihtimali vardır.
Diğer bir görüş ise arkadaşlar, bu görüşün kim olduğunu siz bileceksiniz zaten. Kadınlara da erkekler gibi hayatta bir defa kabirleri ziyaret etmek nedir? Farzdır. Kim söylüyor bu görüşü? Hayır. Bir şeyden nakletmiyoruz. Evet. Yani ömürde bir defa diyor, kadınlar ve erkeklerin kabir ziyaret etmesi farzdır. Çünkü niye? Hadiste ne diyor? كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا emir. Fezuruha, orayı ne yapın? Kabirleri ziyaret edin. Emir. Bu emri vererek diyor, ömürde ne yapman gerekiyor? Bir kere. Kimin görüşü olabilir bu? İbn Hazm. Yani hangi mezhep diyoruz? Zahiriye. Zahiri mezhebinin görüşü. Diyorlar ki ömür, ömürde bir defa farz diyor. Bu zahirilik tabii. Şimdi delillere gelelim arkadaşlar. Tabii bu cihetten baktığımız zaman aslında bazı ilim ehli de şunu söylüyor. Diyor ki kadınların kabirleri ziyaret etmesi bakıldığı zaman cumhurun görüşü diyor ki şeydir. Kerahat, mekruh görülür. Bakın haram şey değil. Yani cumhurun görüşü kerahat. Ama İmam-ı Nevevi'den böyle bir söz naklediyorlar. Cumhurun cevaz söylediği ile alakalı. İhtilaflı bir mesele ama bakıldığı zaman mezheplere gerçekten cumhurun ne olduğu görülüyor? Mekruh olarak gördüğünü görüyoruz. Peki deliller neyi ifade ediyor? Deliller aslında bakıldığında kadınların da kabirleri erkekler gibi ziyaret etmelerinin sünnet olduğunu, müstahap olduğunu gösteriyor. Mesela İbn-i Ebi Muleyke Ayşe radıyallahu anh'ı görüyor. Diyor ki nereden geliyorsun ey Ayşe? Ayşe radıyallahu anh diyor ki قَالَتْ مِنْ قَبْرِ اَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِبْنِ اَبِي بَكْرِ diyor kardeşim min kabri, Abdurrahman ibn Ebi Bekir'in kabrinden geliyorum. Kale fekultu leha diyor ki İbn Ebi Muleyke eleyse kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an ziyaretel kubur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretlerini yasaklamamış mıydı? Kâlet naam. Evet yasaklamıştı. Kad neha thumme emara bi ziyaretiha. Evet yasaklamıştı ama sonradan ne yaptı? Kabirleri ziyaret etmeyi emretti. Bu hadisi İmam Hakim Müstedrek'inde rivayet ediyor ve Şeyh Albani Rahimallah bu hadise sahih diyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri başında ağlayan bir kadın, çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadını görüyor. Kadına sabrı tavsiye ediyor. Allah'tan kork diyor, takvayı tavsiye ediyor. Kadına ne yapmıyor? Yani o kabirin orada bulunmasını yasaklamıyor. Tabii az sonra Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis de gelecek. Onu da nakledelim bu vesileyle. Ayşe radıyallahu anh diyor ikinci hadis. قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيعِ diyor ki Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bende kaldığı gece olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Her gece Bakî mezarlığına giderdi. فَيَقُولُ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ne derdi Bakî'ye girdiğinde? Esselamu aleykum, selam verirdi. دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ey mümin kavmin, ey mümin diyarın sakinleri, toplulukları. وَاَتَاكُمْ مَا تُعَدُونَ size vaad olunan şey gelmiş bulunmakta. Ölüm geldi. غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ sizler ne yaptınız? Gittiniz. Bizler ise size ne yapacağız? لَاحِقُونَ katılacağız. Allah'ım mağfir li ehl-i baki' el-gargad. Allah'ım baki' el-gargad ta yatanları ne yap? Mağfiret et. İlim ehli ihtilaf etmiş. Diyorlar ki bu dua Peygamberimiz o gün için o baki' mezarlığında yatanlara has bir dua mı? Yoksa kıyamete kadar baki'ye gömülecek olanlar için mi? İki tane ayrı görüş var. Aslında hadisin lafzı onu da kapsayabilir, bunu da kapsayabilir. Biliyorsunuz baki' mezarlığı Medine'de bulunuyor. Bugün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında. El-Gargat nedir? Böyle belki duymuşsunuzdur. Baki el-Gargat ifadesiyle kullanılıyor. Orada yetişen dikenli bir ağaç. Tabii şu anda öyle bir diken ağaç falan yok. Orası böyle kurak bir ney? Toprak. Oraya gelip cenazeleri koyuyorlar böyle. Baki mezarlığı olarak biliniyor. El-Gargat orada yetişen ney? Bir dikenli bitki. Tabii bu hadisin Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisin bir sebebi var. Ayşe radıyallahu anh diyor ki لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي أَلَّتِي هُوَ عِنْدِي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim yanımda kaldığı geceydi. اِنْقَلَبَ فَوَضَعَنَ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ diyor ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izliyor Ayşe radıyallahu anh. O gün diyor gece yatağından kalktı. Geldi evine geldi.
Ondan sonra ayakkabılarını çıkardı, yanına koydu. Diyor, elbisesinin bir tarafını yatağına koyarak üzerine ne yaptı? Uzandı. فَلَمْ يَلْبَثْ اِلَّا رَيْفَ مَا ظَنَّ اَنِّي قَدْ رَقَدْتُ Yatakta diyor, ancak hangi miktarda kaldı? Benim uyuduğumu anladığı süre zarfında kaldı. Yani benim uyuduğumu zannetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da diyor ki, ثُمَّنْ تَعَلَى رُوَيْدًا Bakın, Ayşe radıyallahu anh tamamen Peygamberimizin o gece evde yaptıklarını anlatıyor. ثُمَّنْ تَعَلَى رُوَيْدًا Ne yaptı? اِنْ تَعَلَى Ayakkabılarını giydi. رُوَيْدًا Yavaşça, usulcacık diyor ya Türkçe'de. Anlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin ne yapmasını istemiyor? Uyanmasını istemiyor. Uyuduğunu zannediyor aleyhisselatü vesselam. Bakın bu vecihiyle, bu yönüyle de Peygamber aleyhisselam ne yapmıyor? Kaybı bilmiyor. Yanındaki insanın durumunu bilmiyor. Aklından geçenleri bilmiyor. Değil mi? Görüyorsunuz. Yani uyudu zannediyor. Ayşe radıyallahu anh da uyudu gibi davranıyor. Aleyhisselatü vesselam'ı uyandırmamak için ayakkabılarını yavaşça giyiyor. Diyor ki Ayşe وَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا Sonra diyor elbisesini aldı, ridasını aldı. Yavaşça giydi. ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا Kapıyı ne yaptı? Yavaşça açtı. وَخَرَجَ رُوَيْدًا Ne yaptı? Yavaşça, usulca oradan çıktı. Diyor ki Ayşe, ben de ne yaptım? وَاخْتَمَرْتُ وَجَعَلْتُ دَرْعِي فِي رَأْسِي Ben de hemen diyor başörtümü, himarımı, peçemi aldım. Tamam, elbisemi, entarimi giydim. Başıma attım diyor. Ondan sonra peçemi de taktım diyor. وَاَخْتَمَرْتُ اِزَارِهِ وَاَنْتَلَقْتُ فِي اَثَرِهِ Elbisemi de giyip, izarımı da giyip diyor. Ne yaptım? Peygamberin aleyhisselatü vesselamın ardından peşinden gittim. Tabi Ayşe radıyallahu anh'ın niyeti ne? Acaba başka hanımlarının yanına mı gidiyor? Kıskançlık var. Ayşe radıyallahu anh'a. Peygamber aleyhisselatü vesselamın niyeti ne? Niye usulcacık kapıyı açıyor? Niye usulcacık evden çıkıyor? Uyuyan bir kimseyi ne yapmamak için? Rahatsız etmemek için, uyandırmamak için. Hatta rivayette az sonra gelecek. Yani uyuyan bir kimse evde tek başına kalırsa diyor ne olur? Korkar. Senin korkmanı istemedim diyor. O şekilde uyuyup kalmanı istedim diyor aleyhisselatü vesselam. Sonra diyor ki aleyhisselatü vesselam diyor جَاَ الْبَقِيَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ Bakî mezarlığına geldi. Ellerini kaldırdı ve üç defa dua etti. فَأَطَالَ Uzunca dua etti diyor. ثُمَّنْ حَرَفَ فَنْحَرَفْتُ Şimdi geri dönüş başlıyor eve. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatü vesselam ne yaptı? Geri döndü. Ben de hemen diyor geri döndüm. فَأَسْرَ Efendim? Evet, ellerini kaldırarak dua diyor aleyhisselatü vesselam. فَنْحَرَفَ فَنْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعَتُ Aleyhisselatü vesselam geri döndü, ben geri döndüm. Aleyhisselatü vesselam diyor, hızlı yürümeye başladı. Ben de ne yaptım? فَأَسْرَعَتُ Hızlı yürümeye başladı. فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ Koşturmaya başladı, ben de koşmaya başladım. فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ Büyük adımlarla koşmaya başladı. Ben de diyor büyük adımlarla koşmaya başladım. فَسَبَقْتُهُ عَلَيْكُمْ سَلَامُ Tabi eve önce kim varıyor arkadaşlar? Eve Ayşe radıyallahu anh'a varıyor. فَدَخَلْتُ اِلَّا اَنِطَّجَعْتُ فَدَخَلْتُ اِلَّا اَنِطَّجَعْتُ diyor. Eve girer girmez ne yaptım? Yatağa yattım diyor Ayşe radıyallahu anh. Eve geldim, girer girmez yatağa hop yattım. فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَيْشَ Peygamberimiz içeri giriyor eve. Diyor ki neyin var ey Ayşe? Diyor ki حَشْيَنْ رَابِيَا Aleyhisselam, haşyen rabiye. Yani diyor, hayırdır, niye senin göğsün nefes nefes atıyor? Yani Ayşe radıyallahu anh koştu, geldi. Hemen yatağa girdi. Ne yapıyor? Nefes nefese. Kâlet, la. Diyor ki, bir şey yok. Ey Allah, bir şey yok diyor. Kâle, letuhbirenni ev leyuhbirenni yellatîful khabîru. Ya diyor bana haber verirsin, ya da bana ellatîful khabîr, her şeyden haberdar olan, her şeyin sırrını bilen Allah haber verir. Bak Peygamber aleyhisselatü vesselam hala bilmiyor. Şimdiki şeyh efendiler, değil mi? Tarikat şeyhleri, muridin kafasından geçeni, akşam yatakta hanımıyla yatarken yaptığı şeyleri ne yapıyor? Biliyorlar. Kitaplarda zikrediyorlar bunları, biliyorsunuz. Peygamber aleyhisselatü vesselam en yakın olan hanımına haber veriyor. Hayırdır? Niye böyle nefes nefessiz? Aleyhisselatü vesselam bir şeyler tahmin ediyor ama o mu değil mi bilmiyor. Diyor ki ya bana haber verirsin ya da diyor bana Allah haber verir. Tevazuya bakın, kulluğa bakın. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر
Ayşe diyor ki annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyerek Ayşe radıyallahu anh diyor olayı anlattım ona. Haber verdim diyor. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قالت نعم. Sen miydin diyor benim önümde yürüyen karartı. Tamam. Koşa koşa giderken peygamberimiz koşuyor. O koşuyor. Sen miydin o karartı? O da evet diyor bendim. فَلَهَزَنِي ف۪ي صَدْر۪ي لَهْزَةً اَوْجَعَتْن۪ي diyor ki Ayşe radıyallahu anh. Diyor, aleyhissalatü vesselam diyor bana öyle bir vurdu ki göğsüme. O diyor yani bir darbe vurdu. اَوْجَعَتْن۪ي bana diyor acı verecek bir darbeydi o. Yani. Sert vuruyor yani aleyhissalatü vesselam. Diyor ki اَظَنَنْتِ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulü'nün sana zulmedeceğini mi zannettin ey Ayşe? Yani senin yanındaki kalmam gereken gecede seni bırakıp da sana zulmederek başka bir hanımımın yanına gideceğimi mi zannettin? Ve bunun da bana Allah tarafından izin vererek hem benim hem de sana Allah'ın zulmettiğini mi zannettin? Vuruyor aleyhissalatü vesselam. Ayşe radıyallahu anh. Diyor ki مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلَّمَهُ اللّٰهُ Ayşe diyor ki bakın ifadeye bakın. Tevhid var aslında bu ifade. Diyor ki insanlar ne kadar da gizlemeye çalışsa peygamberden bir şeyleri Allah ona haber verir. Bakın demiyor peygamber haberdar olur. Peygamber bilir. Ona gizli bir şey kalmaz. İnsanlar ne kadar da gizlemek isteseler istesinler Allah Teala onu haber verir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَاِنَّ جِبْرِيلَ اَتَانِي حِينَ رَأَيْتِي فَنَادَانِي diyor sen beni gördüğünde Cebrail gelmişti. فَنَادَانِي فَاَخْفَاهُ مِنْكِ diyor ki bana seslendi Cebrail. Benimle konuştu ama sesini diyor senden gizleyerek konuştu. Bakın yani Allah Teala'nın yeryüzüne koymuş olduğu bir ne var? Sünnet var, kanun var. Birileri konuştuğu zaman o ortamda birisi duyuyorsa diğerleri de ne yapar? Duyar. Ama Allah Teala dilediği zaman ne yapıyor? Birileri duyuyor ama diğerleri duymayabiliyor. Cebrail konuşuyor. Sesini gizliyor. Peygamberimiz duyuyor ama yanındaki Ayşe duymuyor. Radıyallahu anha. فَاَجَبْتُهُ فَاَخْفَيْتُهُ مِنْكِ Ben de diyor Cebrail'e bana seslenince diyor cevap verdim. Ama diyor senden de gizledim o cevabı. Sen duyamadın diyor. وَلَمْ يَكُنْ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ Bir rivayette diyor ki Cebrail sen diyor elbiseni evde çıkardığın için dış elbiselerini çıkardığın için evin içine artık ne yapmaz? Hiçbir zaman girmez. Yani melek dahi ne yapmıyor evin içine? Girmiyor. Peygamberin haremi. فَظَنَنْتُ اَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ Bak diyor ki Peygamber. Zannettim ki diyor sen ne yaptın? Uyumuştun. Uyuduğunu zannettim diyor Peygamber. Bakın yani beşeriyet var burada. Bir insanlık var. Aleyhisselam bir kul. Abd ve Resul. Normal evine gelmiş. Bizlerden aynı birisinin gibi değil mi? Yani hanımının uyuduğunu zannediyor. Onun uyuduğunu zannettiği için de uyandırmamak için parmaklarının ucunda tabiri caizse evden usulcana çıkıyor. فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِذَكِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, seni uyandırmayı istemedim. Aleyküm selam. وَخَشِيْتُ اَنْ تَسْتَوْحِشِي Senin diyor, tek başına kalıp da, yalnız başına kalıp da korkmandan ne yaptım? Korktum. Yani aleyhissalatü vesselam burada ne var? Kadını evde uyanıkken yalnız başına bırakmaktan hoşlanmıyor. Diyor ki uyuyarak kal. فَأَمَرَن۪ي اَنْ اَتِيَ الْبَق۪يعِ Bana diyor Cebrail ne emretti? Baki mezarlığına gitmemi. فَاَسْتَغْفِرَ لَهُمْ Ve onlara, Baki mezarlığında yatanlara istiğfar etmemi istedi benden. Şimdi Ayşe radıyallahu anh soruyor. Bizi konumuzu ilgilendiren tarafı da bu aslında hadisi. قُلْتُ كَيْفَ اَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ayşe radıyallahu anh ben ne söyleyeyim? Yani ben ne söyleyeyim bakayım mezarlığında yahut da mezarlıklara gittiğim zaman. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki قُولِي السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ Ey mümin ve Müslüman diyarın ehli. Ey Müslümanlar ve müminler halkı. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ Öncekileri ve sonrakileri Allah ne yapsın bizlerden? Merhamet eylesin. وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاهِقُونَ Bizler de sizlere ne yapacağız? İlhak edileceğiz, katılacağız. Şimdi bu hadisten de görüyoruz ki arkadaşlar,
Ayşe radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselamın peşinden gidiyor. Olay yaşanıyor. Sonra Peygamberimiz Bakî mezarlığına gitmesinin sebebini anlatıyor. Ardından da Ayşe radıyallahu anh ben ne diyeyim diyor mezarlıklara. Nasıl söyleyeyim, ne okuyayım? Peygamberimiz de ona ne diyor? Şu duayı oku diyor. Diyor ki kadınların kabirleri ziyaret etmesini caiz gören alimler. Şayet kadınların kabirleri ziyaret etmesi caiz olmasaydı Peygamberimiz ne yapmazdı ona? Mezardaki duayı öğretmezdi. Bu ve az önce zikretmiş olduğumuz delillerden dolayı da şu şartlar dahilinde kadınların mezarları ziyaret etmesi caizdir. Nedir o şartlar? Eğer kadın çok sık gitmeyecekse mezarlığa, sık sık ve mezarlığa gittiğinde orada ağlayarak kendinden geçmeyecekse, orada Allah'ı razı etmeyen, Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri yapmayacaksa, kadının kabirleri ziyaret etmesi nedir? Caizdir. Ancak kadın kabire çok sık sık gidiyorsa, Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, لَعَنَ اللّٰهُ kubur, Allah kabirleri çokça ziyaret eden kadınları lanet etsin. Hadisinde olduğu gibi, çokça kabirlere sık sık gidiyor ise ve orada kendini kaybediyor ise, orada Allah-u Teala'nın razı olmadığı şeyleri yapıyor ise, burada ki görüş nedir? İlim ehlinin de söylediği gibi, sünnet olduğunu söyleyenler bile diyorlar ki bu hallerde kadının kabirleri ziyaret etmesi haramdır. Kadınların kabirleri ziyaret etmesi bu şekilde haramdır. Dediğimiz gibi İmam Şevkani'nin de rahimahullah'ın sözü çok vecih. Diyor ki aleyhissalatü vesselamın sizlerin kabirleri ziyaret etmesini yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin. Zira o size ne yapar? Ölümü hatırlatır. Ahireti hatırlatır, ölümü hatırlatır. Nasıl ki diyor, erkeklerin ölümü hatırlamaya ihtiyacı varsa, kadınların da ölümü hatırlamaya ihtiyacı vardır. Bütün delilleri bir araya topladığımız zaman ortaya bu sonucun çıkması daha vecih gözüküyor. Şeyh Salih Uthaymin Rahimahullah da ayrı bir tafsil getiriyor. Rahimahullah diyor ki, kadının evinden intilak ederek, hareket ederek, çıkarak, özellikle kabirleri ziyaret etmek için evinden çıkıyorsa ve kabirleri bunun için aleykümselam ziyaret ediyorsa diyor ki nedir bu? Yasaktır, haramdır. Az önce söylemiş olduğumuz görüşte olduğu gibi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin öğrencisi İbnül Kayyim rahimahullah'ın Şeyh Abdülaziz bin Baz'ın görüşünde olduğu gibi. Ama diyor Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah hani kadın geçerken kabirlerin yanından geçerken böyle bir geçiş zorunda kalması itibariyle geçiyorsa tarih olarak hesaplamadan evinden o kasıtla çıkmadan yapıyorsa bunu o zaman da diyor nedir? Peygamberin Ayşe radıyallahu anh'a öğrettiği duayı ne yapar? Okuyabilir. Dediğimiz gibi deliller bize kadınların söylemiş olduğumuz şartlar dahilinde mezarları ziyaret edeceğini ne yapıyor? Gösteriyor. Allah en doğrusunu bilendir. Üçüncü hadis burayda radıyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashaba ne yapardı? Kabirlere çıktıklarında, kabirlere gittiklerinde onlara öğretirdi. En yekule kailuhum şöyle söylemelerdi. Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minin vel muslimin. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Es'elullah lena ve lekumul afiyya. Bu hadislerde de gördüğünüz üzere arkadaşlar aleyhissalatü vesselam ashabını ne üç ihlas bir Fatiha okumaya, ne mezarlıklara gidip Yasin okumaya, ne Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet okumaya ne yapıyor? Tevcih ediyor, yönlendiriyor. O arada Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta Cebrail'in kendisine emrettiği şey, mezarlıkta yatan insanlara ne yapması? İstiğfar dilemesi. Zaten mezarlar ya mezarda yatana bağışlanma dilemek için gidilip ziyaret edilir ya da ölümü hatırlamak için, ibret almak için ne yapılır? Ziyaret edilir. Yoksa mezarlığa gidelim de orada yatanlar bizi böyle sesimizi duysun. Onların böyle bir nebze de olsa sıkıntılarını gidermek için alalım elimize Kur'an'ı yahut da bir hocaya para verelim, tutalım. O hoca da bunlara Kur'an okusun. Allah-u Teala'nın dininde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde böyle bir şey olmamış. Aleyhisselatü vesselam ashabına bunu tavsiye etmemiş. Dördüncü hadis bu konuyla alakalı olarak İbn-i Abbas hadisi قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه عليه السلام kabirlere uğrayınca onlara doğru kabirlere doğru yönelip diyor ki Esselamu aleykum ehlel kubur
yagfirullahu lena ve lekum. Ey kabir ehli, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Allah sizi selamette kılsın. Bizim ve sizin günahlarınızı Allah Teala ne yapsın? Mağfiret eylesin. Bakın dua. Yani mezarlıklara gidildiği zaman yapılabilecek tek şey bu arkadaşlar. Entum selefuna ve nahnu bil eser. Sizler bizim selefimizsiniz. Yani bizden önce gittiniz. Oralara girdiniz. Bizler de sizin akabenizde, ardınızdan ne yapacağız? Peşinizden geleceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.